Libya'daki paralı askerler hızla Hafter saflarından ayrılıyor. Wagner'e mensup askerlerin %90'ı Benbelit kentinden tahliye edildi. Benbelit kenti belediye başkanı Salim Nevir, 7 kilometrelik askeri konvoyun güneye hareket ettiğini söyledi. Paralı askerler tahliye olurken Wagner grubuna ilişkin Moskova'dan bir açıklama daha geldi. Rus senatör Vladimir Dizetabar, Rusya'nın Libya'ya asker göndermediğini, konunun da parlamentoya taşınmadığını söyledi. Ortaya çıkan Birleşmiş Milletler'in gizli ibareli 80 sayfalık raporunun yankıları ise sürüyor. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği asker desteğini sabote etmek için kurulan özel timle ilgili New York Times ayrıntılı bir makale yazdı. Yazıda 80 milyon dolarlık operasyondaki paralı askerlerin Amerikan özel şirketi Blackwater'la bağlantılı olduğu belirtildi. New York Times'a göre paralı katiller olarak bilinen ve Irak'taki savaş suçlarıyla gündeme gelen Amerikan özel şirketi Blackwater'ın yanı sıra organizasyonun başında Birleşik Arap Emirlikleri de var. Askerlerin başında ise eski Güney Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi Steve Lodge bulundu. Ancak Hafter'in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Amerikalı şirketin içinde bulunduğu plan suya düştü. Libya'da Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti karşıtı planlar yapılırken iki taraf kararlı adımlarla cepheyi güçlendiriyor. Bir hafta özellikle son aylarda üst üste bayağı ciddi yenilgiler alıyor. Şu an sinir merkezlerini yönetime yönelik hemen hemen her türlü oluşumu kontrol eden Saraç Hükümeti. Bir kere bunu Baştan söyleyelim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Libya adına petrol arama faaliyeti yürütme kararı aldı. Amiral Cem Gürdeniz kararın önemine dikkat çekti. E, Libya bugün emperyalizm tarafından paramparça edilirken Türkiye'nin şu an bu aşamaya gelmişken buradaki gelişmeleri kayıtsız kalması jeopolitik olarak beklenemez. Kaldı ki 27 Kasım'daki e, bu deniz yetki alanları anlaşması da Türk deniz jeopolitik açısından çok önemli bir gelişmeydi. Denizde de olabilir ruhsat. Hı hı. Karada da olabilir. Ama her koşulda Türkiye'ye böylesine bir fırsatın sunulması, Türkiye'nin Libya Libya ile işbirliğini geliştirerek cari açığımızda en büyük payı olan enerji faturasına Libya'nın katkı sağlaması bence çok mantıklıdır. Libya'ya Türkiye iyilik yapıyorsa onlar da Türkiye'ye tabii ki iyilik yapacaktır. Ülkelerin zaten uluslararası ilişkilerin temeli budur. Bu da doğru